Herkese yeniden merhaba. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kendin yap çalışmasıyla birlikteyiz. Bugün size yeniden harika bir Japon tekniği öğreteceğim. Kintsugi. Duydunuz mu öyle bir şey? Bazılarınızın duyduğuna eminim. Birçoğunuz da duymamış olabilirsiniz. Ben de yeni duydum. Duyduğumda da bayıldım. Evet, bayıldım. Çünkü harika bir şey anlatıyorum. Wabi Sabi yine bir Japon felsefesi. Nedir Wabi Sabi? Kusurların güzelliği. Yani kusurdaki güzelliği ortaya çıkarma felsefesi. Yani minimalizmle aynı tutabilir miyiz? Bence tutabiliriz. Biraz benziyorlar diye düşünüyorum. Tabii ki bazı farklılıkları var. İkisinin de amacı sade güzellik. Bu bakımdan benziyor diyebiliriz. Biraz daha araştırırsanız sevebilirsiniz diye düşünüyorum ki eminim aranızda bu görüşü sevenler var. Kintsugi de buradan gelen bir tamir etme sanatı. Kusurlardaki estetiği ortaya çıkartan bir Japon tamir etme sanatı, ayrıca felsefesi. Japon kültürüne kendimi bazı yönleriyle biraz daha yakın hissettiğimden bahsetmiştim. Sashiko videomda anlatmıştım bunu. Sashiko da yine bir Japon yama sanatı. İzlemeyenler varsa tavsiye ediyorum, onu da linkten izleyebilirsiniz. Bu kadar övdükten sonra hadi bakalım şu kintsugi nasıl bir şeymiş yapıp görelim. İşte ıvır zıvırcılığımla gurur duyacağım o an geldi. Ivır zıvır kutumu açıyorum ve kintsugi yaparken kullanıp çöpe atacağım. Şuradan bir tane malzeme alıyorum. İyi ki bunları koymuşum. Gördünüz mü? Zamanı geldi işte. Sakla ıvır zıvırı. Gelir zamanı. Yaşasın. Kintsugi için önce malzemelerimi göstermek istiyorum sizlere. En önemli ihtiyaçlarımızdan ilki 100 kat vernik ya da epoksi reçini. Bu olmazsa olmaz. Kadence markasının 100 kat verniğini kullanıyorum. Bu malzemeyi tek başına kullanamıyorsunuz kimyası gereği. İlla yanında sertleştiricisi olması lazım. Bu ikisi bir araya geldiğinde epoksi reçini oluyor. Sertleştirici bakın böyle sıvı halde. Biraz şampuan kıvamı var gibi. Reçinede ise biraz sıvı, biraz da katı bir durum söz konusu. Çünkü bu yapıştırıcı durdukça sertleşiyor ve bunu kullanmadan önce ısıtmamız gerekiyor. Tamamdır. Reçineyi tamamen erittim. Kenara alıyorum ve size gerekli olan diğer malzemeleri göstermeye devam ediyorum. Bir kartona ihtiyacımız var. Ivır zıvırları atmayın. Ivır zıvırdan bir parça ihtiyacımız var. Bu parçayı daha sonra kullanmayacağız. Bir çöp şiş çubuğu da kullanabilirsiniz. Önemli olan bir diğer malzeme de altın sarısı. Toz pigment. Bu toz pigmenti bayağı aradım ve bulduğumda genellikle Rich markasının bu yaldızlı toz pigmenti oldu. Ve toz pigmentinin altın gold rengini kullanıyorum. Ayrıca sanırım 3 tane daha farklı altın rengi vardı. Ben bu daha sarı olan altın rengini tercih ettim. Bir diğer malzeme de böyle bir kırık eşya. Büyük parçalarını aldım gördüğünüz gibi. Küçük parçalarını kenarda bıraktım. Bu fincan benim çok sevdiğim bir arkadaşımın hediyesiydi. Kırıldığında gerçekten çok üzüldüm. Çok seviyordum çünkü kullanmayı da. Ama biliyordum ki bir gün buna bir şeyler yapacaktım. O zaman kintsugi'yi keşfetmemiştim ve kenara koydum, evet. Bu benim kendin yap konusunda kesinlikle felsefem oldu. Yani sakla o eşyayı, gelir zamanı diyorum. Ama kesinlikle geliyor yani. O zaman geliyor kesinlikle. Bunu hep gördüm. İşte ihtiyacımız olan bütün malzemeler bu kadar. Sonuçta harika bir şey ortaya çıkartacağız diye düşünüyorum. O zaman haydi başlayalım. İkisinden de aynı miktarlarda koymaya çalışıyorum. Yarı oranda reçine koyduysam yarı oranda da sertleştirici koymalıyım. Çok döktüm. Biraz fazla döktüm. Bayağı göz kararı döküyorum arkadaşlar. Hiç oranlarını maalesef dikkat edemiyorum. Şimdi bunların karışması lazım. Toz pigmentten ekliyorum. Ne kadar çok koyarsanız o kadar koyulaşacak. Fazla kaçırmış olabilirim. Wow. Size nasıl tarif edeyim bunu? Cıvanın altın sarısı hali. Tamam. Önce şu kenar kısımların hepsini sürüyorum.
İçini hemen bir kağıtla temizledim. Neyi birleştirdim? Şimdi buradan biraz daha ilerliyorum. Şu kısmı biraz belirginleştireceğim. Şu bulaşmasını istemediğim kısmın kenarından hemen arka tarafla düzeltiyorum. Daha düzgün bir çizgi inmesini istiyorum aşağıya doğru. İç kısmında da beyazlık görüyorum. Yapışsın diye iç kısma da sürüyorum. Çünkü yapıştırma işlemini epoksi ile yapıyoruz. İç kısmından da yapışması lazım ki sağlam olsun. Çatlaklar nasıl doldu görüyor musunuz? Enfes bir görüntü. İçerisi için hiçbir problem yok bence. İçeriden bol süreceğim. Ama dış kısmında biraz estetiğe önem veriyorum. Fincanın etrafını bir iple bağladım. Hatta öncesinde bir lastik geçirdim. Ama pek başarılı bir sonuç elde edemedim bundan. Lastiği de çıkartırken maalesef epoksiyi biraz dağıttım. Şimdi temizleyip tekrar düzeltmelerimi yapıyorum ufak ufak. Tamamdır. Şimdi kurumaya bırakabilirim. Hala kullanabileceğim biraz daha epoksi reçine varken hemen başka bir çalışma daha yapıyorum. Elimde böyle bir kasem var. Bu kasenin rengi benim odamla çok daha uyumlu olacak. Bu kırık değil ama ben bunu odamda kintsugi yaparak kullanmak istiyorum. O yüzden biraz kıracağım. Videonun sonuna geldik. Nasıl buldunuz kintsugi sanatını? Anlattığım kadar var değil mi? Gerçekten müthiş. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.